Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere kış için iki yöntemli salamura yaprak nasıl hazırlanır, nasıl dondurucuda saklanılır onu göstereceğim. Ben malzemelerimi önceden hazırladım. Buyurun hazırlama işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yapraklarımızı alıyoruz ve uzun olan sap kısımlarını makasla veya bıçakla şöyle gördüğünüz gibi şu kısalıkta kesiyoruz ve böyle demet demet yapıyoruz. Demet demet yaptığımız yapraklarımızı leğene su dolduruyoruz, büyük leğene, ve içerisine basıp 3-4 kez temiz olacak şekilde güzelce yıkıyoruz. Ve yıkadıktan sonra tekrardan böyle leğenin içerisine alıyoruz. Ben bu işlemi akşamdan yaptım arkadaşlar. Hem videom uzun olmasın, sizler sıkılmayasınız. Hem de bir gece bekletilmesi gerektiği için ben bu işlemi akşamdan hazırladım. Ama tüm püf noktalarına kadar sizlere anlatacağım nasıl yaptığımı. Şurada da gördüğünüz gibi gene leğenin içerisine bastım. Şimdi burada 2 kilogram taze üzüm yaprağım var. Onu dediğim gibi temiz yıkadım ve deste deste yaptım. Leğenimin içerisine aldım ve tencerede, büyük bir tencerede su kaynattım. Suyumuzun tamamen böyle ortasından atması lazım. İyice kaynaması lazım. Ve o suyumun içerisine bu arada 7 litre su kullandım. Tamamen böyle sizler için ölçtüm ki çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. 7 litre suyumu güzelce kaynattım. İçerisine şöyle gördüğünüz gibi salamura, turşuluk, tuzlar oluyor. İçerisine 400 gram, yani klasik su bardaklarıyla, şöyle su bardağımı da göstermek istiyorum. Şöyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı dolusu turşuluk, salamuralık tuzumu o suyumun içerisine attım. Yarım yemek kaşığı da limon tuzu attım. Limon tuzu yaprağımıza ekşilik veriyor arkadaşlar. Yani onu katınca daha böyle bir ekşimsi oluyor yaprağımız. Suyumu güzelce, tuzum eriyene kadar karıştırdım. Daha sonra leğene bastığım yapraklarımın içerisine o kaynamış suyumu güzelce döktüm ve bir kaşıkla ya da bir kepçeyle şöyle bastırdım su üzerine çıksın diye, gördüğünüz gibi. Daha sonra şu şekilde kapağını kapattım, bunun da ağzını kapattım ve bir gece bu şekilde beklettim tuzlu suyun içerisinde. Şimdi tamamen soğudu. Yani bir gece bekletmezseniz bile arkadaşlar, sabahleyin hazırlayacaksanız akşama kadar da bekletebilirsiniz. Yani bir gün boyunca da bekletebilirsiniz. Tamamen bu suyunuzun ve yapraklarınızın buz gibi olması gerekiyor. Şimdi iki yöntemle göstereceğim demiştim arkadaşlar. Buradakini de dondurucu için hazırladım. Buna ne yaptık arkadaşlar? Bunu da aynı şekilde yine böyle demet demet yapıp leğenime koydum. Ve daha sonra da içerisine, kaynatmış olduğum suyun içerisine böyle bir avuç kadar, yani klasik su bardağıyla böyle yarım su bardağı turşuluk tuz kattım. Ve bir tatlı kaşığı da limon tuzu kattım gene. Tuz ve limon tuzunu katmayabilirsiniz dondurucuya attığınız yaprağa. Ama gerçekten de böyle tuz attığınız zaman daha bir tadı oluyor. Böyle ekşimsi oluyor. Çok güzel oluyor. Yani eğer hastanız varsa, tuzsuz yapmak istiyorsanız yaprağınızı, atmadan da dondurucuya bu şekilde atabilirsiniz. Şimdi ben bunları akşamdan hazırladığım için şöyle kevgirimi lavabomun içerisine alıyorum. Ve hazırlamış olduğum yapraklarımı böyle alıyorum, kevgirimin içerisine koyuyorum ki bu suyu iyice süzülsün. Poşetleyeceğimiz için sulu koymamamız gerekiyor. Yaprağım da o kadar güzel ki arkadaşlar, bakar mısınız? Böyle. Zaten yaprak sezonu yeni açıldı. Daha yeni yeni çıktı. Tabii başka illerde daha erken çıktığı oluyor. Ama bizim İstanbul'a yeni yeni geldi. Pazarlara. Şimdi bunu iyice alayım, süzülsün. Bu arada arkadaşlar, daha fazla yapmak isterseniz, dondurucuya daha fazla yapmak isterseniz, dediğim gibi böyle suyunuzun içerisine bir miktar turşuluk tuz atıp biraz da böyle limon tuzu atıp, ben şimdi size göstereceğim için az yaptım arkadaşlar. Siz dilediğiniz kadar hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alıyorum.
ve bu yaprağımızın iyice süzülmesi gerekiyor. Biz şimdi diğer salamura için kavanozlama işlemine geçebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar buradakini dilerseniz böyle 2 litrelik ya da 3 litrelik bir kavanoza da doldurabilirsiniz. Ben böyle birer litrelik kavanozlara doldurmak istiyorum. Böyle hemen açtığımda hepsini bir seferde kullanabilirim. Şimdi yaprağımı böyle alıyorum. Böyle bir ufak demet. Bu şekilde içe doğru iki tarafını katladım. Ve böyle küçültüyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kavanozumun içerisine şu şekilde bastırıyorum. Şöyle hemen yine alayım. Arkadaşlar böyle 2-3 demet koyduktan sonra buradaki tuzumuzdan böyle biraz alıp bu şekilde serpiyoruz içerisine tekrardan. Ve tekrar yaprağımı yine basmaya devam ediyorum. Kavanozumu böyle sararak güzelce doldurdum. Arkadaşlar bu şekilde iyice bastırıyoruz. Şimdi en altta tuz atmıştık. Bir de şuraya geldiğinde bir yemek kaşığı attım. Ve şöyle bir yemek kaşığı da üzerine şöyle atıyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar diğer videomda da çok sormuştunuz. Salamura yaprak videomda. Onu 5 kiloluk bidona yapmıştım. Hani su ekliyor muyuz sonradan? Zaten bu yaprak sulu olduğu için böyle katlayıp bastıkça kendi suyu bu şekilde çıkıyor. Diyelim ki kendi suyu çıkmadıysa şuradaki yaprağımızın suyundan alıp üzerine koyabilirsiniz. Ama hiç gerek kalmıyor. Siz de böyle gördüğünüz gibi yaprağı bastırdıkça zaten kendi suyu üzerine çıkıyor. Ben iyice kavanozumu doldurdum. Gayet de güzel oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle şunu da yine üzerine tam böyle bastırayım. Bakın suyu taşıyor bile. Hani fazla bile geliyor. Şöyle hatta az bir şey de boşaltabilirim. Tamamen doldurdum kavanozumu. Şöyle temiz, kullanılmamış bir kapak alıp şöyle güzelce sıkıca kapatıyorum. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu da aynı şekilde buradaki kavanozlarıma dolduracağım. Dediğim gibi siz yani 1 litreliğe değil 2 litreliğe de doldurabilirsiniz. 5 kilograma da basabilirsiniz. Yaprağımızı salamuraya bu şekilde vuruyoruz. Yani bunları güzelce şimdi ben dolduruyorum. Evet, son 2 kavanozumu da doldurdum. Arkadaşlar 2 kilogram yapraktan böyle gördüğünüz gibi 4 kavanoz yaprağım çıktı. Şimdi son olarak da böyle üzerlerine yine böyle tuzumdan ilave ettim bir yemek kaşığı. Şöyle bastırdığınızda zaten suyu üzerine çıkıyor. Hemen şunların da kapağını kapatıyorum. Ve bunları serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp güzelce sarmalarınızı sarabilirsiniz. Şimdi ise dondurucuda hazırlama işlemine geçelim. Bunu hemen kaldırayım. Evet, kengirdeki yapraklarım da güzelce süzüldü. Şimdi böyle buzdolabı poşetimi aldım yanıma. Ve böyle demet demet yapraklarımı şöyle ikiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi şu uç kısımlarının suyunu arkadaşlar şöyle sıkalım. Su olmasın yani içerisinde. Şöyle lavabonun içerisine sıkayım. Evet. Su kalınca buz tutar. O yüzden su olmamasına dikkat edelim. Böyle ikiye katladığım yapraklarımı buzdolabı poşetimin içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Yani tüketebileceğiniz kadar ya da saracağınız kadar yani arkadaşlar güzelce yerleştirebilirsiniz poşetlerinizi. İster az ister çok. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. O kadar taze kalıyor ki dondurucuda. Ve dilerseniz hemen bir gün sonra çıkartın. Çözüldükten sonra akşamdan çıkartın, çözülsün. Ve sabahleyin de güzelce hiçbir işlem yapmadan, kesinlikle haşlama maşlama olmadan direkt
hemen sarabilirsiniz. İç malzemenizi hazırlayın. Şöyle bir tane daha koyalım buraya. Ben şimdi göstermelik için sizlere iki poşet göstereceğim. Daha sonra yine taze yapraklardan alıp güzelce dondurucuma atacağım. Çünkü yaprak sarmasını çok seviyoruz biz ailecek. Evet, son destemi de ikiye katladım ve güzelce suyunu sıktım. Bunu da yine buraya yerleştireyim. Şimdi bunu kenara alayım. Arkadaşlar, poşetimizin içerisinde kesinlikle hava bırakmayalım. İyice poşetimizin havasını alalım. Ve ağzını sıkıca bağlayalım. Şöyle poşetimi bağlıyorum. Bunu da aynı şekilde. Pipetle de havasını alabilirsiniz. Hava kalmazsa daha da güzel olur. Yani bu şekilde de elinizle böyle düzleştirip içerisinde hiç hava bırakmadan poşetinizi sıkıca ağzını bağlayın. Bunu da dilediğiniz şekilde çıkartıp yaprak sarmalarınızı sarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, işte bu kadar kolay. Bugün sizlere iki yöntemle salambura yaprak kışa nasıl hazırlanır onu gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Denerseniz eminim memnun kalacaksınız. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.